Evet, değerli müziksever arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlere bu görmüş olduğunuz muhteşem ötesi Sony LVT D609. 609 numaralı. Seri numaralı. Artık ismi mi bu oluyor? LVT D609. Arkadaşlar bakın, şurada yazar. LVT D609 Selected Audio Video Surround Compact High Fidelity Component System. Hi-Fi, yani high fidelity, yüksek kaliteli ses sistemidir. Arkadaşlar bu görmüş olduğumuz hi-fi cihaz her şeyiyle orijinal. Kolonları, sürücüleri, baslar, mid, tiz, yani çift baslı bunlar gördüğümüz gibi. Böyle her şeyiyle orijinal. Hatta şu perdelerini, bakın perdelerini de bir takalım. Bunlar nasıl gözüküyormuş. Öyle bakalım. Bir de bu perdelerinin de grill diyenler de var bunun arkadaşlar. Grill. Grillerinin de ayakları ne olduğu gibi duruyor. Bakın şöyle. Şurada bir de şuraya odaklanalım. Burada yazar işte, etiketi vardır. Made in Germany. Orijinal Alman malıdır. Hatta şuraya şeyi kodlamışlar. Bakayım okuyabileceğiz mi? Arkadaşlar tarihini buraya kodlamışlar arkadaşlar. 93 mü? 94 mü? Öyle bir şey yazıyor. Ya bunlar 93-94 yıllarının herhalde, tahminime göre. Bu perdeyi bir takalım bakalım. Perdesini de takınca nasıl duruyor. Gördüğünüz gibi muhteşem. Ötekini de takalım. Bakın ötekini de arkadaşlar. Ayaklarına. Bakalım. Bakın her şeyiyle sağlam. Kir dahi yok yani. Yırtığı pırtığı bırak. Kir dahi yok. İlk sahibinden arkadaşlar. İlk sahibi kutusunu da atmasaymış keşke. Böyle cihazları gördüğün zaman üzülüyorum, kutusunu atıyorlar. Bakın arkadaşlar. Muhteşem bir cihaz arkadaşlar. Şimdi bu cihazımızın sizlere ben CD'sinden, radyosundan, işte kaset çalarından, bir de Bluetooth bağlayarak tabletten müzik dinleteceğim her zaman yaptığım gibi. Biraz elimizi çabuk tutalım. Video çok uzun sürüyor. Uzun sürünce işte ilk 3-5 dakika izleyip ondan sonra videodan sıkılan arkadaşlar var. İnsanları da sıkmak da istemiyorum ama bu görmüş olduğunuz cihaz sahibinden.com'da satışta olacaktır ve videonun altında açıklamalar şey bölümü var ya, yorumlar var ya. Yorumların olduğu yerde en üstte ilan numarasını sabitleyeceğim. Her zaman yapıyorum. Yine o şekilde yapacağım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazı gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Aynı fabrikadan çıktığı gibi. Kasetleri de aynı CD gibi çalıyor. İkisi de. Full aktif, her şeyiyle dört dörtlük cam gibi cihaz yani. Cam. Cam gibi cihaz. Arkadaşlar. Böyle bir cihazı Türkiye'de yani nasılsa nadir yani. Çok nadir bulursunuz ya. Gerçekten ayna gibi cihaz ya. Maşallah yani. Bir de bunların ön panelleri, şeyleri alüminyum. Şunlar. Şimdi videoda aslında biraz böyle kahverengimsi gibi duruyor gibi geldi bana sanki şeyde. Ama öyle değil arkadaşlar. İnanın gri renkte bu cihaz ve gri alüminyum. Koyu, biraz koyu yani, gri alüminyum panel şeklinde bunlar. Gerçekten çok güzel. En ufak bir çizik bile yok. Evet arkadaşlar, hemen CD'mizle başlayalım. CD'mizin kapağını bir açalım. Bakın bir adet CD buraya koyduğumuzda kapağımızı kapatalım. Kaç şarkı olduğunu gösteriyor. İşte 18, 13 şarkı, 54 dakika, 06 saniye. Play yaptığımda direkt CD'ye geçer fonksiyon olarak. Amfimizde fonksiyonlar nelerdi? Video 1, MD, arka taraftan bağlantı amaçlı. Hem ses, görüntü aktarmak. Ses için ben kullanıyorum. Video 1, arkadaşlar Bluetooth vesaire her şeyi bağlayabilirsiniz. Kablolu bağlayabilirsiniz. Yani kablolu da olur, Bluetooth da olur. Bir de ayrıca video 2,
Video 2 de burada. Bakın. Bunu da şöyle kapağı bile duruyor bakın daha. Kapağı. Video 2 de burada. Bunu açalım bir. Yani kullanılmamış ki. Bakın. Bu kapak bunu korumak için işte. Bakın arkadaşlar. Burada video girişi şu. Bunu kullanmıyorum ben. Hani bu görüntü aktarımı yapıyormuş da nasıl çalışır gerçekten ben de bilmiyorum. Hiç denemedim. Ama audio olarak left right yazar. Buradan bağlantı yapabiliriz. Önden de bağlantı yapabiliriz. Yani onu demek istiyorum. Bluetooth'umuzu falan buradan da bağlayabiliriz. Ya da cep telefonumuzla müzik dinleyeceğiz. Diyelim kablolu dinlemek istiyoruz. Kabloyu direkt buradan bağlarız. Audio kablosunu. Aynen. Tape. CD. Tuner. Pono. Bakın tuşlara bakın. Ne kadar güzel ya. Evet, fonksiyonlar bunlar. Şimdi amfiyi yavaş yavaş tanıtacağız ama önce ne yapalım? Müzik dinlerken mi tanıtsam amfiyi bir diye düşünüyorum. Çünkü amfi çok teferruatlı. Video da çok uzun sürüyor ya. Evet. Play yapalım. Bakın direkt CD'ye geçti. Bunların hepsini kumandadan da yapabiliriz. Bakın kumandaya bakın arkadaşlar. Kumandası da mübarek. Hiç mi kullanmadın ya kumandayı? Arkadaşlar şu kapağın içinden ince ayarlar, her türlü işte equalizer, display. Bakın display'e basalım. Display'i böyle değiştirebiliyoruz. Equalizer. Ondan sonra equalizer ayarını yapacağım mesela. Şurada eco yazıyor. Ona basıyorum. Eco'ya yazdıktan sonra buradan istediğim gibi ayarlayabiliyorum işte. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Mesela hepsini aşağı indireceğim değil mi? Mesela örnek indireyim bakayım. Böyle oturduğumuz yerden equalizer ayarlamak güzel. Ya çok güzel ya. Bunlar özellik arkadaşlar. Mesela çoğu amfide böyle yoktur. Evet. Basılı tutsanız bile o kendisi iner aşağıya. Böyle ayarlayacaksın işte kafana göre. Ayarladıktan sonra arkadaşlar burada şey var. Memory. Hafızaya alabiliyoruz 5 tane. Bastık. Örneğin bir numaraya bunu yanıp yanıp sönerken bastığım anda bunu hafızaya aldı. Bunun gibi 5 tane böyle ayar yapabiliyoruz. Şu an personel yazanda personel file. Burada bir ilerleyin bakalım. Equalizer ne oluyor? Bakın değişti. Diğer önceki benim hafızaya aldığım equalizer'lar. Baslı maslı bir hafızaya almışız yani muhteşem bir şu anda derin bas veriyor. Ses çok düşük olmasına rağmen. Eğer arkadaşlar kulaklık takıp da video izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Basları kapatabiliriz. Yani ekstra baslar bunlar. Basın frekansını ayarlayabiliriz. Bakın. Basın frekansları frekans hertz. Hertz arkadaşlar 50 hertz'den 50 öyle ayarlıyorsun işte 50 51 52 53 54 55 60 62 63 neyse 65 70 böyle 80 90. Bunlar ne? Bunlar basın derinliği. Frekansı yani. Şu da bunun seviyesi. Level. Düşük seviye, minimum, böyle çeyrek, ortalar böyle istediğin gibi ayarlıyorsun işte yani aynı volüm potansı gibi. Basın ayarları kapalı, açık. Evet arkadaşlar digital surround efektler. Bu efektler kapalı, açık. Efekt modu şu anda orada yazıyor. Hal yazıyor bakın. Hal. Simulated. Simulated. Hal ya da simulated oluyormuş. Kontrolde mid yazıyor. Kontrolün mid arkadaşlar high, low. Low düşük demek. High yüksek demek. Low, high, mid. Second, millisecond. 49 milisaniye. Bunu nasıl artıracağız? 61.
modda 61'e kadar artıyormuş. Bazı modlarda 98'e kadar artabiliyor bu. Diyelim ki mod değiştirdik. 49 low 74. Bakın low da 98'e kadar, surround level low olursa 98'e kadar artabiliyor. Diyelim ki mid oldu, 74'e kadar artıyor. High oldu, 98. Arkadaşlar simulated'da böyle. Yani bu değişik ayarlar ya. Burada arkadaşlar oturduğunuz ya da bu cihazı koyduğunuz yerin genişlikleri, ölçüleri çok önemli. Salonsa halin genişliği, yani holin genişliği, yani hol yazıyor ya. Ona göre saniyeyi milisaniye ayarlayıp sesin duvardan yankısı, dönüşü yani tersi, karşı duvarlara çarpıp dönmesi filan vesaire, bunlar hesaplanarak yapılmıştır. Bu milisekundlar ona göre ayarlayacağız. Yani bulunduğumuz yer küçükse ona göre, büyükse ona göre, yani bulunduğumuz yere göre sesi güzel vermesi için dinlerken arkadaşlar ayarlarımızı ona göre yapacağız. Şu anda CD'deyiz. 2 numaralı kas, 2 numaralı şarkı. Bakın. Arkadaşlar kulaklıkla dinliyorsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Muhteşem baslar, tizler. Örneğin basları kapatayım, sadece tizleri açayım. Baslar komple kapattım. Şuradan basları indireyim. Şu tizleri bir açayım bakayım iyice. Bir de kulaklıkta bunu bir anlayalım bakalım. Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir? Yüreğime güneş çarpar, günümü gülüşün sarar. İçimde çocuksu bir coşku kopar. Evet arkadaşlar bakın kasete dokunduğum anda fonksiyon direkt tapeye geçti. Yani kumandadan falan fonksiyon tek tek seçmenize ya da buralara basmanıza bile gerek kalmadan geçebiliyor. Bir de kasetlerimize bir bakalım. Çevirelim bir de. Bakın arkasını çalıyor. Korkusuzluğunuzdan korkmuş, korkular edinmişseniz, öfkesizliğinizden çekmiş öbeler beğenmişseniz, kimsesizliğinizden kovulmuş, ısırılmış hissetmişseniz, o sizsiniz, o sizsiniz, hoş geldiniz. Evet. Şarkı bulsun bakalım. Bir sonraki şarkıyı bulsun bakalım. Şarkı bulmalar aktif. Sardırmalar filan sessiz, sakin, otoreversli. Her iki kaset çalarda muhteşem arkadaşlar. Şarkının da başındaymış demek ki. Sonunu bulana kadar. Daha doğrusu kasetin sonundaymış bu şarkı yani. Aynen kaset. Kasetin sonundaymışız ya. Neyse dur bakın biraz ileriye sardıralım. Normal sardırma bu arkadaşlar. Play'deyken sardırırsanız şarkı bulur. O sizsiniz, o sizsiniz, hoş geldiniz. Evet, bu şarkıdan sonraki şarkıyı bulsun bakalım. Görüyorsunuz. Sayaçları sıfırlama, reset. Memori, sayaç memorisi de var. Diyelim sayaç memoriye bastım, tekrar şarkı ararken orayı buluyor, kendisi buluyor. Şurada arkadaşlar fader var. Fader'e basıyorum bakın. Evet, bu fader ne işe yarıyor?
Kayıt yaparken bu taraf kayıt yapıyor diyelim. Şarkıyı birden kesmeden fader yaparak yavaş yavaş şarkının volümünü azalta azalta bitirme anlamında. Bu da motorludur. Ayrıca motorlu arkadaşlar. Bu taraf kayıt yapma özelliği. Aynı zamanda play özelliği. Bu taraf play. Auto reverse modları var. Hiç çevirmiyor. Auto reverse çeviriyor. Relay çeviriyor. Şöyle bak, hiç çevirmiyor. Bittiği zaman duruyor yani. Auto reverse sürekli sağ sol auto reverse. Relay, bu kaset bir kere çalıyor, arkasını da çevirip çaldıktan sonra bunun işi bitiyor, bu tarafa geçiyor. Eğer burada kaset varsa şeklinde. Şurada değişik tuşlar var. Bunlar ne olacak diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar, bunlar da arkadaşlar, burada da fade, edit, CD senkronizasyon, high speed, normal speed. Bunları bilmeyenler için söylüyorum. İşte normal kayıt, hızlı kayıt. Kasetten kasete. CD'den kasete senkronizasyon kayıt. Ya bir CD var mesela. CD'yi koyduk. Play'e falan basmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya da boş kaset koyduk. CD senkronize kayda bastığımız anda arkadaşlar öyle CD'yi kasete aktarıyor. Kaydediyor. Böyle değişik özellikler var. Yani profesyonel kaset deklerde olan özellikler var. Sadece 3 kafa değil. 3 kafa ne için gerekli? Sürekli kayıt yapan kişiler için 3 kafa önem arz ediyor. Yani onlar profesyonel kayıt ile işiyle uğraşanlar. Öyle söyleyeyim. Profesyonel kayıt işleriyle uğraşıyorlar. Bir de eskiden kasetçiler vardı. Onlar kayıt yapardı. Eskiden stüdyolarda, müzik kayıt stüdyolarında kaset deckler vardı. Onlara kayıt yapılırdı falan yani. O tarz benim dediğim kayıt kaset deckler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaseti bu tarafa takalım bir de. Dur bir saniye. Bu kaseti alalım. Şuraya bir takalım arkadaşlar. Sardırmalara bir bakalım. Bakın bu tarafa bastığım anda buranın sayacına geçti. Kontür A, B diye bir şey var burada. Bakın. A, B, A, B. Şimdi A durduğu için şey yapmıyor. Stop. Bir de diğer tarafa sardıralım. Bakın. Play. Sürpriz yapıyorlar aslında onlar. Radyo aramaları böyle. Tekerleğe çeviriyorsunuz. İstediğiniz kanala geliyor. Araştırması. Ya, işte kainat okuması aslında bir alan araştırması bizim için. Cenab-ı Hakk'ı tanıma adına 10, 20, 30 tane hafıza var. A, B, C, 10'ar tane. Şu anda B'ye basmışım. A, 2. Ondan sonra B, acaba hafızada var mı bilmiyorum. Ha, yok, hafızayı almamışız. Doldurabilirsiniz kafanıza göre. Ben A1, 2, 3 onları böyle bir hafızaya aldım. A1'de Sony'nin adı yazar. Buraya kendi isimlerini yazabiliyoruz radyoların arkadaşlar. Böyle bir özelliği vardır. İsimlerini yazabiliyoruz. Hatta bir tanesini ben şimdi yazayım size. Örnek göstereyim arkadaşlar. Evet mesela arkadaşlar şov yazdım ben. Şov radyo. Yani radyonun ismini hangi radyoysa buraya kendiniz de yazabilirsiniz. Kendi adınızı da yazabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani ne istiyorsanız
Bunu yazabilirsiniz. Bir de Sony. İki de Show. Mesela üçte de bakayım. Evet, Power. Power yazacağız mesela. Karaktere basıyoruz. Tekerleğe çeviriyoruz. Karaktere bir daha basıyoruz. Power yazacağız ya. Harfi buluyoruz işte. Yazıyoruz böyle. Power W. Karaktere bir daha basıyoruz. Power, power. Bir kere yazıyorsun, ondan sonra zaten uğraşmana gerek yok. Ha, 4 harf. O zaman şöyle yapalım. Şunu R yapalım. Aynen öyle. Bakın. Show. Sony. 4 numara. Power. Böyle. Böyle bir bilgiyi de size vermiş oldum. Bilmeyen arkadaşlar için. CD'miz hala çalışır vaziyetteymiş. Ona bir stop edelim. Videomuz 21. dakikaya gelmiş arkadaşlar. Çok uzadı. Bu cihazda arka bağlantılardan her şeyi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Arka bağlantılarını gösterdim miydi bilmiyorum. Hemen arkaya geçelim. Evet. Arkası da bu şekilde. Şurada arkadaşlar audio in. Bunu önde de göstermiştim. Önde de var, arkada da var. Şuradan arkadaşlar surround hoparlörleri bağlayabilirsiniz. 8 ile 16 ohm. Şunlar normal hoparlör bağlantıları. Şuraya etiketimiz. Orijinal Japon. Ondan sonra işte kaset deck. Speakerlar. Speakerların etiketleri. Speaker etiketlerini bir netleştireyim sizin için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi left, yani bu sol hoparlör, diğeri sağ hoparlör. Evet, AFL. Şurada hava delikleri var. Bayağı büyük hava deliği koymuşlar. Buradan muhteşem hava üflüyor böyle çalarken. Çok güzel hava üflüyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz muhteşem set, tas tamam her şeyiyle. Her şeyiyle tas tamam. Bu şeyleri bir daha çıkaralım bakın, perde. Arkadaşlar bunu internetten bakın. Bu LBTD609 yazıp internetten bakın. Bu kolonlarla birlikte satılmıştır bunlar. Eğer yanında farklı kolonlar varsa kendi kolonları değildir arkadaşlar. Bunu da sizlere buradan ikaz edeyim yani. Alıyorsanız da normalde tam takım olması için bu kolonların olması gerekiyor. 709 modeli var. 709 modelinde de bu kolonların aynısının biraz büyüğü var. Bir tık büyüktür 709'da. Haberiniz olsun. Yani insanlar hani LBT609 satıyorum diye yanına başka setin kolonlarını koyup satanlar var böyle. Bir dünya paralar istiyorlar. Ben görüyorum. Yani biraz araştırın bakın, bu kolonlar ve bu kumanda bu cihaza aittir. Bakın şurada kumandanın numarası dahi yazar, bakın. Şurada RMS609. Bu cihaz LBT D609'dur. Arkadaşlar. Amfisinde de TAD609 yazar. Evet. Videomuz da çok uzun oldu. Sabırla bu sonuna kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız beni sevindirirsiniz. Başka güzel böyle muhteşem cihazlarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Şu perdemizi, ön perdemizi, grilimizi yerine takalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çok güzel çalıyor. Gerçekten. Bakın bu play'i dokunduğum anda kasete geçti bakın. Şu motorla onu göstermiş miydim? Ya muhteşem sesi var ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.
En önemlisi de bol müzikli kalın inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar.